أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة اتل ما والله يعلم ما تصنعون.
Sadakallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem kardeşlerim, Rabbimiz kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Yapmış olduğumuz dualarımızı, her türlü ibadat ve taatımızı öteye, ahirete yönelik karşımıza çıkaracağı şekilde, şuurlu bir şekilde yapanlardan eylesin. Bizleri son nefesimizi verinceye kadar ibadetten, kulluktan, namazdan, niyazdan, duadan mahrum etmesin. Elhamdülillah bir Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık. Rabbimiz bayram etmeyi de nasip eyledi. İnşallah ömrümüzü Ramazan disiplini içerisinde geçirmeyi, akibetimizin de ahiretimizin de bayram olarak karşılamayı ve o şekilde ebedi alemin mutluluğuna ermeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan bizi disiplin altına alan manevi bir iklim, bir zaman dilimi, Rabbimizin engin merhametinin bir sembolü ve neticesi. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize ne kadar şükretsek azdır ki Ramazan'ı Ramazan bildik, canı gönülden oruçlarımızı tuttuk, hatimlerimizi okuduk, mukabelelerimize takip ettik, iftarlarımız, sahurlarımız, teravih namazlarımız, fitrelerimiz, mümkün olduğunca zekatlarımızı vermeye çalıştık. Bunlar hepsi bir imanın neticesi. İman olmasa bunların, iman etmeyen için hiçbir değeri yok. Şu kapıdan dışarıya çıktığımız zaman iman ile küfrün yan yana yürüdüğünü, aynı anda aynı soluğu, aynı nefesi alıp verdiğini hep beraber müşahede ettik bir Ramazan boyunca. Nicesi iman etmedi, yerine getirmedi. Nicesi de iman ettiği halde gafletten, tembellikten, belki de görmediği için ne oruç tuttu, Ramazan mı geldi geçti, Kadir gecesi mi geldi geçti, farkında bile olamadı. Allah-u Teala cümlemizi hidayette eylesin. Nesillerimiz, gençlerimiz, kıymetli kardeşlerim, onlar konusunda bizler elhamdülillah Rabbimizin huzuruna dikiliyoruz ama evlatlarımız, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle bakıyoruz ki anneler babalar serbest bırakıyor. Belirli bir vakit, bir yaş geldiği zaman işte o zaman yaparlar. Şimdi sıkmayalım, canlarını darlamayalım. İş işten geçmiş oluyor. Büyükler ne güzel şu söylemiş: ağaç yaş iken eğilir diye. Ne mutlu o kimselere ki daha ufak yaştan itibaren evladını, torununu yanına almış, seccadeyi öğretmiş, camiyi öğretmiş, imamı müezzini öğretmiş, minareyi öğretmiş, Allah'ı tanıtmış, peygamberi tanıtmış, dini mübini İslam'ı öğretmiş. Onların hiç endişelenmesine gerek yok. O evlat, o torun, o nesil artık hayırlı bir şekilde yol alır, yalpalasa dahi. Ama işte niceleri maalesef daha vakti değil, daha genç, yapar, dur bakalım demiş, evladını da kaybetmiş, huzurunda kaybetmiş. Nice büyüklerimiz, kadın erkek olsun, camiye geliyor buraya bize, hocam bir dakika görüşebilir miyiz? Ne olur hocam, evladım için, torunum için dua et. İşte kötü madde alışkanlığı var, şöyle alışkanlığı var, böyle alışkanlığı, insan üzülüyor. Soramıyorsunuz da düne kadar neredeydiniz? Niçin elinden tutmadınız? Onların suçu yok. En büyük suç bizleriz büyükler olarak. Dolayısıyla Ramazanlar, kıymetli kardeşlerim, bizleri ailece disiplin altına alacak manevi iklimlerdir. İnşallah Ramazan'dan sonra da işte normal hayata döndük. O disiplin içerisinde hayatımızı mümkün mertebe
devam ettirmeye çalışalım. Namaz alışkanlığımız devam etsin. Kur'an alışkanlığımız Ramazan'da başladı ise daha büyük bir şekilde devam etsin. Sadece Ramazan'a has bir alışkanlık, bir adet değildir namaz ve Kur'an ve İslam'ın öngördüğü bütün emir, ilke ve yasaklar. İşte bakın, Ankebut suresinden birkaç ayet okuduk. Rabbimiz 41. ayetinde örümceği misal veriyor. O isimle bu sure isimlendirilmiş. Ankebut örümcek demek. Allahu Teala örümceğin eviyle yapmış olduğu ağı misal olarak gösteriyor. Şöyle üflediğiniz zaman örümcek ağı yıkılır, yok olur, gider. Evlerin en hafifi, en basiti örümcek ağıdır. Bundan misal getiriyor. Allah'tan başka bir varlığa neye tapıyor ise tapanların durumu da örümceğin evine benzer. Yani yok hükmündedir. Üflediğiniz anda gider. Ne kendisine faydası vardır, ne de o varlığa faydası vardır. Allah وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ İnsanlar bunu akletsin için, anlasın için bir misal olarak veriyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Ancak bunu akledecek olanlar da iman etmiş, bu konuda bilgilenmiş insanların meziyetidir. Cenab-ı Hak akledenlerden eylesin bizleri, tefekkür edenlerden eylesin bizleri. Son ayette de biraz önce bahsettiğimiz alışkanlıklardan bizim kesin ve kesin emrolunduğumuz faaliyetlerden emrediliyor Peygamberimiz ve bütün Müslümanlar. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi. Ey Peygamber ve ona iman edenler, sana vahyedilen kitabı oku. Ey inananlar, siz de okuyun. Ve ekimis salâh. Namazı ikame edin. Namazı kılın. Namazı ikame edin. Öyle bir ikame edin ki namaz bütün hayatınızı kılsın. Bütün alışkanlıklarınızı değiştirsin. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a ulaştırsın. Öylece namaz kılın. Kur'an'ı okuyun ki kendinizi ahirete hazırlayın. Evlatlarımızı, nesillerimizi her türlü dershaneye gönderiyoruz. Özel öğretmenler tutuyoruz. Sayısaldı, sözeldi, eşit ağırlıktı. İstediği üniversiteyi kazansın. İş güç sahibi olsun. Peki ya en büyük yatırımı yapmamız gereken ebedi alem için ne yapıyoruz? Özel hocalar tutuyor muyuz? Dini için bir çabamız var mı? Yok. Bizler anneler babalar olarak evlatlarımızı uzaklaştırıyoruz Allah'tan. Daima dünyaya yönlendiriyoruz. Güzel bir işi olsun, evi olsun, arabası olsun. Bunlar itminana erdirmez, tatmin etmez kimseyi. Ya ne tatmin eder insanı? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Kalpleri tatmin edecek olan yegane şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ı anmak, Allah'ı hatırda tutmak daima. Hayatı ona göre şekillendirmek. Yoksa dünyalık hiçbir şey hayatımızdan pay biçelim. Sahip olduğumuz şeyler bir gün, iki gün, üç gün, beş gün sonra sıradanlaşır. Olağan hale gelir. Artık zevk vermemeye başlar. İmkan varsa daha güzeli, daha iyisi. Çabalar durur insan bu cendere içerisinde, hayatını tüketir. Bir trilyonluk araba almış. Beş trilyonu var. Ya bir sene, iki sene oldu. Kilometresi 100.000'e geldi. Değiştirelim. Üzerine 1 trilyon daha. 1 trilyon daha. Sonu yok. 120 metrekare ev. Yetmiyor artık. Çoluk çocuk geliyor, torun, eş. 2 trilyon, 3 trilyon daha ilave. Yetmez. Dünya sizin olsa yine yetmez. Yetirecek şey nedir? Bütün varlığı Allah'a hasretmek. Allah için yaşamak. Malın, mülkün karşılığı olarak da verenin Allah olduğu bilinci içerisinde yaşamak. Dur diyebilmek. Şu sözlerle bitiriyorum kıymetli kardeşlerim.
Ayetin sonu vallahu ya'lemu ma tasna'un. Allah yapıp ettiklerinizi çok iyi biliyor. Hepimiz ne yapıp ne ediyorsak onu biliyor Rabbimiz Teala. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki bizler dünyanın karşılığı olarak dünyada şöyle bir düşünce ve algı içerisinde olmalıyız. Dünyada sadece bir ağacın gölgesinde gölgelenmek üzere duraklamış bir yolcu misali olarak anlamalıyız dünyayı. Sadece ona sarılıp amacı, yegane varlığı ona hasretmemeliyiz. Dünyadan gelip geçmek için yaratıldık. Allah'ı tanımak için yaratıldık. Hocam hiç mi dünya için çalışmayalım? Mümin o kimsedir ki dünya ve ahiretinin dengesini kurabilen kimsedir. Bugün ölecekmiş gibi ahiret, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya. Ölümü daima hatırda tutmalı. Bütün varlıklarını bir anda bırakıp Allah'a varacağının bilinci içerisinde olmalı Müslüman. Dolayısıyla hepimiz bu alemde yolcuyuz. Sadece bir müddet gölgelenmek için, dinlenmek için durakladık. Yolumuza devam edeceğiz. Varacağımız menzil neresidir? Rabbimizdir. Kıymetli kardeşlerim. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sonra hepiniz ona döndürüleceksiniz. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Yasin suresinin sonu. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Kalacak hiç kimse yok. Sadece كُلُّ şeyin halikun illa وَجَهَ Her şey yok edilecek, kalacak olan Allah'tır. لَهُ الْحُكُمُ Hüküm O'nundur. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Hepimiz ona döneceğiz. Rabbimiz Teala dönüşümüzü hayırlı eylesin. İmanlı eylesin. Buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu minval üzere şu kutlu cümleyi söyleye söyleye ama öncesinde de bu cümlenin gerektirdiği şekilde bir ömür tüketerek neticede bu cümleyi söyleye söyleye ona kavuşmayı hepimize, evlatlarımıza, nesillerimize, zürriyetlerimize Rabbimiz nasip eylesin. Onun dışındaki her şey dünyada yalandır. Var olan gerçek olan şey, tek şey Allah'tır. Allah imanla yaşatsın cümlemizi. Allah rızası için El-Fatiha.